1596 Haçova Meydan Muharebesi. 3. Mehmet Haçova Meydan Muharebesi'nde Avusturya ordusunu 1596 yılında ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Haçova Meydan Muharebesi büyük bir devlete karşı zaferle sonuçlanan son büyük meydan savaşıdır. Zitva-Torok Antlaşması. 1593-1606 yılları arasında meydana gelen Osmanlı-Avusturya arasındaki savaşlar 1606 Zitva-Torok Antlaşması ile son bulmuştur. Bu antlaşma ile Avusturya Arşidükü protokol bakımından Osmanlı padişahına denk sayılmıştır. Böylece Osmanlı Devleti 1533 İstanbul Antlaşması ile elde ettiği üstünlüğü kaybetmiştir. Nasuh Paşa Antlaşması. Osmanlı Devleti'nin Avusturya ile savaşmasından faydalanan İran, daha önce kaybetmiş olduğu yerleri geri almak istemesi üzerine Osmanlı üzerine harekete geçmiş, taraflar arasında mücadeleler başlamıştır. Bu mücadelelerde Osmanlı Devleti yenilmiş, Ferhat Paşa Antlaşması ile aldığı yerleri geri vermiştir. Taraflar arasında imzalanan Nasuh Paşa Antlaşması, Osmanlı'nın doğuda yenildiği ve toprak kaybettiği ilk antlaşmadır. Serap Antlaşması. İran'ın antlaşma şartı olarak vaat ettiği ipeyi göndermemesi ve Osmanlı elçilerini tutuklaması üzerine 1614-1618 yılları arasında Osmanlı-İran savaşları başlamıştır. İran bu savaşlarda mağlup olmuş ve barış istemek zorunda kalmıştır. 1618 yılında imzalanan Serav Antlaşması'na göre sınırlar tekrardan Nasuh Paşa Antlaşması'na göre belirlenmiştir. Hotin Antlaşması. Lehistan'ın Boğdan iç işlerine karışması ve Erdel Prensliğine saldırması sebebiyle Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında meydana gelen mücadeleler sonucunda Lehistan'ın yenilerek barış istemesi üzerine 1621 yılında Hotin Antlaşması imzalanmıştır. Kasr-ı Şirin Antlaşması. 4. Murat zamanında gerçekleştirilen 1635 Revan Seferi ve 1638 Bağdat Seferi sebebiyle Osmanlı Devleti ile İran arasında mücadeleler gerçekleşmiştir. 4. Murat'ın Revan ve Bağdat'ı fethetmesi üzerine 1639 yılında taraflar arasında Kasr-ı Şirin Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile bugünkü Türkiye-İran sınırı çizilmiştir. Vasfar Antlaşması. 4. Mehmet döneminde Erdel, Eflak ve Boğdan beylikleri Avusturya'nın kışkırtması sonucunda Osmanlı Devleti'ne isyan etmişlerdir. Köprülü Mehmet Paşa ve Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından isyanlar bastırılmış, Uyvar Kalesi fethedilmiştir. Bu gelişme üzerine Avusturya'nın isteğiyle 1664 yılında Vasfar Antlaşması imzalanmıştır. Girit'in fethi. Osmanlı Devleti gerek Ege Denizi'ndeki Venedik hakimiyetine son vermek, gerekse Girit Adası'nın stratejik bir öneme sahip olması sebebiyle 4. Mehmet döneminde Girit'i 1669 yılında fethetmiştir. Girit'in fethi Osmanlı Devleti'nin denizlerdeki son başarısıdır. Girit'in alınmasıyla Doğu Akdeniz tamamen Osmanlı hakimiyetine girmiştir.
1676 Bucaş Antlaşması. Leistan'ın Osmanlı Devleti'ne bağlı Kazaklara saldırması sonucunda Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Lehleri büyük bir yenilgiye uğratmıştır. Bu yenilgi sonucunda Lehler 1676 yılında Bucaş Antlaşması'nı imzalamaya razı olmuşlardır. Bucaş Antlaşması ile Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlarına ulaşırken aynı zamanda bu antlaşma Osmanlı Devleti'nin batıda toprak kazandığı son antlaşma olma özelliği de taşımaktadır. ...1681... Bahçesaray Antlaşması. Kırım Tatarlarının Ruslara ve Kazaklara karşı yapmış oldukları akınlar Osmanlı-Rus ilişkilerinin bozulmasına sebep olmuştur. Osmanlı Devleti ile Rusya'nın karşı karşıya gelmesi sonucunda yapılan mücadeleler bizzat 4. Mehmet'in katılmış olduğu bir seferle sonuçlanmıştır. Bu mücadeleler sonucunda taraflar arasında 1681 Bahçesaray Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma Osmanlı Devleti'nin Rusya ile imzaladığı ilk antlaşmadır. ...1683... İkinci Viyana Kuşatması. Katolik Avusturya'nın Protestan Macarları din değiştirmeye zorlamaları sonucu Macarların Osmanlı Devleti'nden yardım istemesi ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın Avusturya'nın Balkanlar üzerindeki gücünü kırabilmek için 4. Mehmet'i ikna ederek harekete geçmek ve şöhret kazanmak istemesi gibi sebepler vesilesiyle Osmanlı Devleti 1683 yılında Viyana'yı ikinci kez kuşatmıştır. Fakat gerek Kırım kuvvetlerinin gerekli yardımı yapamaması, gerekse Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın savunmayı kıramaması üzerine Osmanlı Devleti 1683 yılında ağır bir yenilgiye uğramıştır. ...1699 Karlofça Antlaşması. Osmanlı Devleti'nin 2. Viyana kuşatmasında aldığı mağlubiyet sonucunda batıda Türklerin yenilebileceği ve Avrupa'dan atılabileceği umudu doğmuştur. Bu sebeple Avrupalı devletler kutsal ittifak oluşturarak Osmanlı Devleti'ne karşı mücadelelere başlamışlardır. Bu mücadeleler sonucunda imzalanan 1699 Karlofça Antlaşması ile Osmanlı Devleti ilk kez ciddi oranda toprak kaybı yaşarken Orta Avrupa'daki egemenliğini kaybetmiş ve gerileme dönemine girmiştir. 1700 İstanbul Antlaşması. Osmanlı Devleti'ne karşı oluşturulan Kutsal İttifak'ta Rusya'nın da yer almasına rağmen Rusya, Karlofça Antlaşması'nda yer almamıştır. Rusya ile bir yıl sonra 1700 yılında İstanbul Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Ruslara İstanbul'da elçi bulundurma hakkı ve Azak Kalesi verilmiştir.